Evet herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu Team Turkey 5'in ESSEA Advance League'deki performansı, sonuçları ve bundan sonra takım neler bekliyor? Ondan üzerine hızlıca geçeceğiz. Hemen ilk aşamamızla başlayalım. Aslında Advance League nedir? Amacı nedir? E, takımlar niye burada mücadele ediyor? Buradan bir başlayalım. Sağ tarafta gördüğünüz gibi e, Avrupa tabının altında açtığım lig sıralaması şu an Pro Lig'den sonra gelen tüm ESL liglerinin sıralamasıdır. Yani en üstte ESL Pro Lig olduğunu düşünürsek onun bir altında MDL Ligi vardır ki bu sene orada big mücadele ediyor. Sık sık maçlarını sunduğum zaten hatırlarsınız. Sonrasında Advanced Lig ki şu an Turkey Five'ın playoff oynamaya kazandığı lig. Sonra Main Intermediate Open diye gidiyor ki Open aslında en düşük lig olarak belirlenebilir. E, çoğu takımın sadece kayıt yaparak girdiği blik olarak görünmekte ama sonra yavaş yavaş bu arasındaki inme çıkma playoff durumlarıyla beraber bir sıralama oluşuyor. Ve Advanced Lig'den de Turkey 5 playofflara kalarak NBA'de çıkmak için mücadele etmeye hak kazanmış durumda. Peki normal sezon nasıl tamamlandı? Şu an için gördüğünüz gibi ilk 16 takım arasında kalmayı başardı Turkey 5. Ee, burada yaklaşık 60 küsür takım vardı. Ancak tabi hepsiyle beraber bir maç yapma mümkün olmadığı için 16 şart takım belirlendi rakip olarak ve Turkey 5'de oynadığı 16 tane maçın 10 tanesini kazarak ona 6 şeklinde buradan ilk 16 içerisine girmeyi başarıyor ki zaten diğer takımları da. Bu sene sık sık maçlarını sundum zaten Turkey 5'in biliyorsunuz ki zaten Türk takımlarının 3-4 senede düzenli olarak tüm maçlarını sunuyorum herhangi bir kısıtlamaya gitmeden. Orada Turkey 5'in maçlarını yine benden takip etmiştiniz zaten hatırlarsınız. Çoğu maçı beraber seyrettik. Beraber yorumladık. Ee, sert rakiplerin olduğu maçlarda yine zorlandığımızı gördük ama Nispeten alt taraftaki takımlar karşı daha rahat maçlar geçti. Lig içerisinde 2-3 maç sonra ligi bırakan veya kadro değişikliği sebebiyle vazgeçen takımlar olmuştu. O maçlara karşı da galibiyetler hükmen alındı. Burada örnek olarak Copenhagen Flames takımını verebilirim ki ligin iyi takımlarından bir tanesiydi. E, playofflarla beraber MD'ye çıkma şansı yüksek takımlardan bir tanesiydi ama e, son dönemlerde onlar da ligden çekildiler. Ama genel sonuçlara baktığımızda lig aslında Fate Esports mağlubiyetiyle başladı ki Fate Esports'a karşı bu sene birçok kez mağlup olduk. Sadece ESEA'de değil e, turnuva elemelerinde, major elemelerinde veya benzer birçok turnuva açık elemelerinde sürekli karşımıza geldi ve 1-2 tur sonra karşımıza gelen ilk ciddi rakip olan Fate'e karşı genelde mağlup olduk. Sonrasında iyi galibiyetler var Vexed Gaming'e karşı ancak onun dışında kaybettiğimiz e, sağlam rakipler var. Bunlardan bir tanesi Izoko Boars, bir tanesi Tricked, bir tanesi Ambush, bir tanesi Defuse gibi. Bunlar gerçekten e, Team Turkey 5'ın playofflarda karşılaşacağı sivedeki takımlar ki... Bunlara karşı lig içerisinde mağlup olmak açıkçası biraz insanın beklentisini düşürmüyor değil ama önemli olan ilk aşama play-off'lara geçmekti ve play-off'lardan sonra da önümüzde artık play sürecindeki eşleşmeler belli oldu. Turnuva arkadaşlar best of three şeklinde ve double elimination şeklinde ilerliyor olacak. Yani nedir bu double elimination? İkili aşamalı elemeli dediğimiz nokta yani üst taraf kazananlar tarafı alt taraf kaybedenler tarafı şeklinde ilerliyor. Yani bu şu anlama geliyor. Bir tane mağlubiyet hakkınız var. Bugün Turkey Five chart'ın herhangi bir yerinde başladıktan sonra bu arada alacağı belki bir mağlubiyetle beraber aşağı tarafa düşüyor olacak ve aşağı taraftan tekrar finale kadar gitme şansı var. E, bu böyle bir chart'ta e, double için yani ikili eleme şeklinde isimlendir ve Turkey Five'ın ilk rakibi de Fate Esports oldu. Fate Esports'u az önce söylediğim gibi ligin ilk maçında e, birebir kaybettiğimiz takım olarak belki hatırlarsanız. Bunun dışında birçok kez turnuva elemelerinde karşılaştığımız bir Bulgar takımı. Bu noktada açıkçası Fate Esports eşleşmenin hem iyi hem kötü tarafı var. İyi tarafı ne derseniz artık rakibi tanıyoruz e, ee, rakibin nasıl oynadığını biliyoruz. Birçok kez karşılaştık. Bir best of 3 yani biraz daha taktiklerin konuşulacağı sadece maça iyi başlayanın galip götürebileceği belki bir best of 1 değil. Direkt 3 harita üzerinden oynanacak bir eşleşmede rakibi daha iyi tanıdığımızı söyleyebiliriz. Ancak negatif kısmıysa rakip için de aynı şey geçerli ki rakip bizi birçok kez yenmiş bir ekip olarak. Bizi daha iyi tanıyan belki de oyunumuzu daha çözmüş bir rakip. O yüzden bizim öncelikli olarak rakibi şaşırtmamız gerekiyor. Sonrasında ise kalite olarak rakibi geçmemiz gerekecek ki bu çok kolay görünmüyor açıkçası. Ama zaten eğer emin dire çıkma üzerine bir hedef koyulduysa buradaki bütün takımları yenmek lazım. Fate de bunlardan bir tanesi olacak. Fate'i yensek olası rakiplerimizden bir tanesi Diffuse Kids olacak ki Diffuse Kids'e karşı da yine e, Advanced League'deki lig mücadelesinde maçı kaybetmiştik. Bunun devamında yukarıdan gelebilecek belki a atak Ataks olabilir ki ligi lider bitiren e, köklü Alman kulübü yakından tanıyorsunuz. Veya belki buradan Trick de gelebilir veya SG de gelebilir ama açıkçası buradan... Alternatif taksın geleceğini bekliyorum. Yani Turkey 5'in yolu çok kolay olmayacak. Ama elde e, dediğim gibi ilk aşaması tamamlanmış. Playoff'a gitmiş bir takım var. Ve Playoff'a gittikten sonra da ikinci aşama artık buradan kendini bir şekilde MDL'e atabilmek olacak diye düşünüyorum. Peki takımın performansı nasıl? Evet demin skorlara baktık. E, takımın işte belli bir gelişimi var. Oyun planı var. Bunlarda neler var? Biraz onlardan konuşalım. Bu takım aslında az çok bildiğiniz gibi Space Soldiers'ın temellerini oluşturan kadron ortaya çıkması için oluşuyor. Şu an için efsane diyebileceğimiz kendi açımızdan Türkiye'nin en başarılı olan takımı Space Soldiers'ın belki de temelini oluşturabilecek Mayer, Engin ve Paz üçlüsünün aslında tekrar bir araya gelmesiyle beraber e, umutları yeşerten bir takım olarak karşımıza çıkıyor. Ama bu takım nasıl yola çıkıyor? Önce bir tekrar ondan konuşmak lazım. Bu takım bildiğiniz gibi Space Sonrası'nın dağılması diyebileceğimiz Mayer'in, Zantaris'in ve Kalex'in ayrılmasından sonra iki kişi kalıyor. İki kişi kaldıktan sonra Engin bir süre sonra kadrodan çıkıyor. Engin e tekrar geri dönüyor ve beraber bir kadro kurulmaya karar veriyor ki Demise adı altında da bir süre bayağı bir mücadele etti biliyorsunuz. Demise organizasyonunun altına girdi. İngiliz takımının e, burada Nispeten başarısı oldu diyebileceğimiz bir dönemden sonra Dimay sponsorluğunu çekti ve yollara ayrıldı ve Bu ekranda gördüğünüz beşli oyuncudan da Mini ile beraber imorla yollara ayrıldı yerine Logic Man ile beraber de Son olarak katılan isim Mayer oluyor ki Mayer'in gelmesi tabii takımın toparlanması anlamına en büyük transferlerden bir tanesi diyebiliriz Biraz notajlık bir fotoğrafla da beraber de aslında ee, Turkey 5'in neler yapıp neler yapamayacağı ile ilgili bazı konuları konuşmak lazım Şimdi Demise zamanında eleştirdiğim en büyük noktalardan bir tanesi takımın bir planı olmamasıydı. Yani sağda bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. Sunucuya girdikten sonra evet oyuncağı bir şeyler uygulamaya çalışıyor ama ortada bizim planımız bu. Agresif oynarız, pasif oynarız, iki ay oynadığımızda maçı çeviririz, tek ay oynadığımızda bu defansif anlamına gelir. Ve sayabildiğimiz birçok ekstra noktada ee, takımın çok ortaya bir şey koyamadığından bahsetmişti. Hardstyle'da e, sürekli açıklamalarında bir şeyler ortaya koymaya çalıştıklarını, bir plan uygulamaya çalıştıklarını ama bunun ortaya çıkmamasından e, bahsetmişti. Bu noktada takıma e, tekrar bir lider rolüyle beraber Mayer'in gelmesi etkili oldu. Mayer'in zaten e, ben kendi yaptığım eleştirilerimde de söylediğim ilk şey takıma acilen bir Mayer ihtiyacı olması. Yani Mayer ne yaptığını bilen, takımın potansiyelini bilen, ona göre oyun kurabilen bir isim. Ee, onun zaten gelişiyle beraber de Dimaistan-Türkiye-Fayfa geçiş sürecinde takım bir anda bir sınıf atladı. Evet artık ne yaptığını bilen, e, taktik çalışan, e, tarzını oturtmuş bir takımdan bahsedebiliriz. Ancak Mayer'in gelmesi sonrası, bu ekranda gördüğünüz aslında iki önemli isim. Kalix ve Zantaris'in gidişi sonrasından itibaren... E, ciddi bir firepower sıkıntısı olmaya başladı. Yani şu anki kadroda evet Logicman bir main api oyuncusu belki de Mayer yıllardır ilk defa bir main api oyuncusuyla beraber oynuyor. Bunun verdiği rahatlık başka bir seviyede. Ama bunun yanında Logicman dışındaki oyunculara baktığımızda e, Paz'ın eski formuna gelememesi Engin'in zaten g olarak bir support, bir... E, destek oyuncusu olmasından dolayı yani takım sürekli frek noktasını taşıyacak bir isim olmamasından kaynaklı. E yanında beyaz zek beyazın ben hala bu seviyede bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum ki. E, takımın bu konuda bir ısrarı var demek ki bildiği bir şey var diye devam etmek lazım. E, yani Turkey Five takımında ciddi bir firepower yani frek yapma sıkıntısı olduğundan bahsedebiliriz. Şimdi bu ekrandaki oyunculara baktığımızda evet Zantares çok vurur. Evet o vurmazsa Kalix vurur. Evet Kalix vurmazsa Pazonları destekler gibi bir model vardı. Şu anki kadro içerisinde Zantares yok, Kalix yok ve eski Paz yok. Yani Paz'ın şu an e, ortaları toparlayan, destek veren bir oyuncudan daha çok sürekli vurması gereken, sürekli takımı taşıması gereken bir frek sorumluluğu altında kalmış durumda. E, bu da olmadığı zaman Turkey Five'ın adam vurmakta zorlandığı, skor almakta zorlandığı, oyunu açmakta zorlandığı bir takım halinde görüyoruz. Bu sebeple Mayer'in gelmesi, takımın oyun planının tekrar oturması, Logicmen'in ki benim Türkiye'de en beğendiğim AWP oyuncusudur. Özgürlüğü bir kenara koyuyorum çünkü Voxic artık dünya çapında. Ee, Türkiye'de bulabileceğiniz en iyi AWP oyuncusu olarak Logicman'in takıma yerleşmiş olması. E, takımın Power noktasında AWP eksini kapattı. Çünkü yıllarca takım AWP'siz oynayarak bir, yer, bir şeyler başarmıştı, bir yerlere gelmişti. Şimdi o konuda bence kendi gelişimimle beraber Logic de çünkü hala bazı tecrübesizlik yanları var. E, o konuyu bence çözdüler. Ancak onun dışında rifle noktasını takım taşıyacak bir skorer yok şu an. Yani dediğim gibi Paz bu kadro içerisinde önemli bir role sahipti. Ama Zantes ve Kareks'in olmadığı yerde Paz'a çok fazla baskı geliyor. O da bir iyi oynuyor bir kötü oynuyor. Bir anda Paz'ın oynamadığı maçları kaybeden bir Turkey 5 haline gelmeye başladık. Mayer her zaman hibrit bir isimdir. Yeri gelir sniper alır, yeri gelir rifle alır, yeri gelir lider olmasına rağmen frag üzerine oynar. Mayer'le ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Zaten dediğim gibi Demise'den sonra takıma bir plan katması noktasında çok çok önemliydi. Ama onun dışında gerek beyaz, gerek... Engin gerek Paz üçlüsünün gerçekten skor yapma anlamında e, sorumlulukları çok alması gereken bir süreç var burada. Ve ben gördüğüm kadarıyla bu beşlinin de bu power eksikliği sebebiyle açıkçası başarılı olması çok zor görünüyor. Bu takımın ilk eksikliği olarak öne çıkan konulardan bir tanesi. İkinci konu yine sunduğumuz maçlarda sık sık beraber görmüştük. Yani maç başlıyor gayet dengeli mücadele 8-7 vesaire ilk yarı bitiyor. İkinci yarının ilk roundu çok kritik. Yani ilk roundu alsam belki Rakibi koparacaksın, moraller bozulacak. Orada takım bir şey deniyor. Ne bileyim belki CT site'de bir açılma deniyorlar, ya bir şey deniyorlar. Bir anda takım yok oluyor. Veya tam tersi ilk buy round yine çok kritik bir sayıdayız. Takım e, kendini ateşleyecek, rakip takım tam tersi belki pasifleşecek veya kaybediyoruz galiba diyeceği anda takım bir şey deniyor yani. Bir yerden bir oyuncu tek başına açılıyor. Belki A.P. oyuncusu, belki rifle oyuncusu. Ve bir anda o roundu verdikten sonra Ekol beraber bir bakmışsınız rakip tamamen direksiyona geçmiş gitmiş gibi. Yani bu noktada e, Mayer'in liderliğinde takımın e, bazen daha sakin kalması gerekiyor. Çünkü yenildiğimiz rakiplere baktığımızda adamların yaptıkları her şey ilk olarak yapısal bir oyunu oturtmuş olmaları. Yani round başlar. A oyuncusu şuraya bakar. B oyuncusu buraya bekler. C oyuncusu 40 saniye oraya baktıktan sonra eğer bir pikleme görmezse 45. saniyede şuraya hareketlenmeye başlar. Takım bakar eğer işte ellerindeki net sayısı yeterliyse önce şuraya girmeye çalışır. Olmazsa fake atar diğer tarafa dönmeye çalışır gibi. Yani böyle adım adım yapılacak işler vardır CSGO içerisinde. Bu noktada zaman zaman çok zorlandığını görüyoruz takımın. Ee, doğru kararı verme noktasında tamam A'ya gidelim dedikleri yerde bir bakıyorsunuz A'da 5 tane savunma oyuncusu var karşınıza. Turkey Five ın. veya tam tersi rakip Eko. Info almadan bir bakıyorsunuz B'ye girmeye çalışılıyor. Karşısında 4 tane adam var stack yapmışlar ve bir Eko veriliyor. Gibi gibi sahneler var. Yani burada biraz daha takımın e, o akıl noktasında ön plana çıkıp tamam işte burada bu kadar adam varsa burada demek ki daha az adam vardır şuraya gidelim. Veya işte takımı yönlendirirken okey gördük böyle yaparsak kaybediyoruz tam tersine uyguladığım gibi biraz akıl noktasında takım daha ön plana çıkıp daha algılarını açması gerekiyor ki oyunu iyi okuyup oyunu yönlendirebilsin. Bu noktada takımın biraz daha kendini maçlara verip daha hazır olması gerekiyor diye söylemek lazım. O da ikinci takımın eksikliği olarak gördüğüm noktası aslında. Üçüncü olarak da e, takımın tabii ki antrenmanları sırasında bombalar, flashlar, bir şeyler çalıştığını söyleyebiliriz. Tabii ki takım antrenman yapıyor, hazırlanıyor. Ama iş maç içerisinde uygulamaya geldiğinde doğru düzgün flash pick yapamayan veya flash pickleri yanlış yapan, yani örnek veriyorum bir oyuncu flash istiyor, flash bir atıyorlar, onun gözünde patlıyor mesela. Veya örnek veriyorum atması gereken flash'ı atamıyor. işte yanlışlıkla bomba çekiyor. Veya bir saniye kaçırıyor. O adam flash beklerken arkası dönük bir bakıyorsunuz. Flash gelmediği için o da çıkamıyor, pikleyemiyor ve arada kalıyor gibi. Ya böyle çok aslında temel şeylerle ilgili sorunlar var. Bunların henüz oturmanı görüyoruz. Yani bunları da eklediğimiz zaman dediğim gibi power, Oyunu iyi okuyup rakibin analizini iyi yapabilme. Ve sonrasında da çalışılan şeyleri maç içerisinde uygulama. Ya bu üçünü birleştirdiğimizde takımın gerçekten çok zorlandığı bazı noktalar var. Öncelikli olarak e, bunları çözmek bunlar temel şeylerdir. Sonrasında eklemek lazım. Çünkü Dimaj zamanı söylemiştim. İlk temel şey takımın bir yapısı yok. Yapısal oyunu yok. Buraya acil bir mayer gerekli diye. Maya gelene kadar aynı sıkıntılar devam etti. Maya geldikten sonra takım nispeten artık bir oyun oynuyor. Bir planı var. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. İkinci olarak da o zamanlar çok eleştirilmişti işte pas çok kötü oynuyor, beyaz çok kötü oynuyor ama demiştim ki önce bir yapısal sorun çözülsün. Direkt yapabiliyor mu yapamıyor mu bu görünecektir ama önce takım bir yapısında otursun şeklindeydi. Şimdi Mayer takımı oturttu ama şimdi de fire power eksikliği ortaya çıkıyor. Yani bunun için oyuncunun ekstra performans gösterip belki karakterlerin dışına çıkıp farklı e, yeteneklerini geliştirerek daha çok frag yapan bir takım haline gelmeleri lazım. Aksi takdirde bu takımın e, açıkçası zor görünüyor işi. Bu fire power havuzu ile beraber, kümesiyle beraber. Sonuç olarak advanced playoff'larını gördünüz. Yani rakipten inanılmaz rakipler değil. Buradaki 3 oyuncu, major görmüş oyuncu. Onların çerçevesinde takım başka bir üreti bir anda çıkabilir. Bir anda kendini başka bir seviyede oynuyor olarak görebilir. Ama zor görünüyor. Buradan MDR'e çıkmak. Ama MDR'e çıkmak bu işin bir numaralı yolu. Çünkü MDR'e çıkmadan bir organizasyona sahip olmanız çok zor. MDR en azından Avrupa'daki üst düzey takımlarla maç yapabileceğiniz zaman zaman kendinizi gösterebileceğiniz bir arena ve oradan da hedef tabii ki Pro League olacaktır. Bu sebeple MDL çok ciddi, çok önemli bir hedef ama hiç kolay olmayacak. Yani gördüğüm hem playoff takımları hem Turkey Five'ın oyunu birleştirdiğimizde zorlu bir playoff süreci Turkey Five'ı bekliyor olacak diye düşünüyorum. Bu yorumlarım aslında sadece Advanced ile ilgili değil. Son 2-3 aydaki Turkey Five'ın bütün performansları, bütün ile alakalı gelişmesi gereken çok yer var. ama bunların başında Hardstyle var. Hardstyle Space Rollers'ı bir yere getirirken bazı planları vardı, bazı hedefleri vardı. Bunu belki de hani Kalix ve Zantres gibi çok özel oyunculara sahip olduğu için de yaparken daha hızlı yaptı. Ama şu an elimde daha zor bir durum var. Daha karışık bir durumda karşı karşıya. İnşallah başarılı olur diyelim ve videoyu bitirelim. Bir sonraki videoda tekrar beraberiz.